Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu, Tango ve Vals Topluluğu'na alkışlarınızla çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel gösteriler için. 9 Eylül coşkusunu bizlere en güzel şekliyle, en zarif şekliyle yaşattılar. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat damarlarımızdan biri işaret ettiği sanatla kutladık 9 Eylül'ümüzü. Ve şimdi de İzmir Büyükşehir Belediye bandomuzu bizlere 9 Eylül coşkusunu en güzel şekilde yaşatmaya devam etmek üzere, en güzel ezgileri seslendirmek üzere harika bir müzik dinletisine davet ediyoruz. Alkışlarınızla İzmir Büyükşehir Belediye bandomuz efendim. Thank you.
konsoloslarımız, sayın rektörlerimiz, sayın milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, ilçe ve başkanları, temsilcileri, sayın ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, odalar birliklerimizin değerli başkanları ve temsilcileri, kıymetli şehit ve gazi yakınlarımız, değerli basın emekçileri, kıymetli İzmirliler, İzmir'in kurtuluşunun 100 yılı tamamladığı bu özel günde sizlere hitap etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir hücrenize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değildir. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve Cumhuriyetimizin doğuşu 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle hep diyorum, İzmir umudun yüzüdür. Kurtuluşun 100. yılında milli mücadelemizin değerini hafızalarımızda tazelemek bizim asıl görevimiz. Bugünü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize milletimizin bir ifadesi olarak kutluyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin en önemlilerinden biri Kocatepe'den İzmir'e uzanan 400 kilometrelik zafer ve anma yürüyüşümüzü. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılarak bizi onurlandırdığı zafer yürüyüşü 14 günün ardından bu sabah düzenlediğimiz bir törenle son buldu. 100. yıl etkinliklerimiz arasında İzmir Türkleri Yardı Günü, 100. yıl kütüphanesi, 100. yıl anı evi, 100. yıl belgeseli, 100. yıl İzmir Yarım Maratonu gibi birçok organizasyonumuz var. Asıl büyük coşkumuz ise bu akşam gün doğdu meydanında yaşayacağız. Türkiye'nin gördüğü en büyük sahne gösterisinin ardından İzmir unutulmaz bir Tarkan konserine ev sahipliği yapacak. Değerli İzmirliler, 9 Eylül'de bizlere bağımsızlığı, özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunda yürümek bizim en önemli vazifemiz. Onların bıraktığı miras bizim en büyük hazinemiz. Bu mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara emanet etmek boynumuzun borcudur. Tam da bu süreçte 100 yıl önce atalarımızın canıyla, kanıyla ödediği bedelleri kadını, genci, yaşlısı demeden topyekun yapılan mücadeleyi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Bu meydandaki buluşmamız, bu müthiş coşku işte bunun kanıtı. İkinci yüzyılın umudunu büyüten de sizlersiniz. Bizlere bu güzel vatanı miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle rahmetle alıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep beraber çok daha güzel bir memleketi el ele, kol kola, güle oynaya inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Thank you.
Hayırlı olsun inşallah.